Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, ehliyet manileri, arızaları iki kısımdı. Birincisi semavi arızalar, yani insan iradesinin dahli olmayan arızalar. Bunlardan üçüncüye mi, dördüncüye mi geldik? Ve minha ennevm. Bunlardan biri de uykudur diyor. Vahve uyku ne demek? Bildiğimiz bir şey ama tabi fıkıh ıstılahına göre açıklıyor. Fütûrun tabi'iyyün. Yani yaratılıştan olan bir eksiklik. Eksiklik dediğimiz yani şey, farkında değilsin yani. Halden düşüyorsun. Burada tabi bayılma biliyorsun çıkmış oluyor. Gayr-ı ihtiyariyyin, sarhoşluk çıkıyor. İradeye bağlı değil. Yemna'ul akle ma'a vücudihi. Varlığını devam ettiriyor ama akla da engel. Burada da tabi akıl hastalığının değil mi dışında kalıyor. Ayrıca vel havase zahirate selimete anil ameli. Öyle değil mi? Ve insanın beş duyu organını da amelden alıkoyuyor. Engel oluyor. Hem akla hem onlara. Yani mesela uykudayken elime attım, birisini düşürdüm, bebeği öldürdüm. Bunun gibi yani. Anlatabildim. Olabiliyor çünkü. Böylece feharacel igma'u, baygınlık çıktı. Ve sekru, sarhoşluk. Ve cünunu, yani akıl hastalığı. Ve indel atıbba, uykunun tarifi. Tıpçılara göre sükunul hayvani, canlının sakin olması. Bir sebebi men'i rutubetin mu'tediletin münhasıratin fiddimâgi. Allah Allah. Yani dimağda var olan, hani sadece orada var olan mutbet, yani mutedil bir yaşlılık yani şey ona ne diyoruz? Rutubet, ıslaklığın neye mani olması? Erruhan nefsani, insan nefsine engel teşkil etmesi. O men'e atı şey yani mef'ulün bih bu. Minel cereyani filada, azalarda çalışmasına engel olması. Anlatabildim mi? İnsan ruhunu engelliyor yani. Demek ki insanın beyninde bir şey. Herhalde bir sıvı var ki. Evet, evet, evet. Boş ver biz yani uyku işte biliyoruz uykuyu. Vahve uyku, ey ennevmu uyku, lemmâ kâne azzen anil ihsâsâti zâhire. Zahiri duyuyor, duymaların acizliği demektir yani. El dokunuyor ama farkında değil, göz göremiyor. İdil batınetu, çünkü batini olan duygular la teskunu fihi, uykuda şey olmaz o. Çünkü rüya görüyorsun vesaire. Ben bunları havas-ı zahire, havas-ı batına diye kamusta okumuştuk, hatırlar mısın? Orada uzun uzun var. Ayrıca ve anil harekatil iradiyeti, bak yani iradeye bağlı hareketleri. Neden? Tabii değil. İzit tabiatu ken nefes ve nahvihi tasduru fihi. Çünkü nefes gibi ve benzerleri tabii olanlar uykudayken de devam ediyor. Yani bu uyku yucibu te'hir el hitabi bil edai ile vaktil intibahi. Uyanıncaya kadar eda ile alakalı hitabın tehir edilmesini gerektiriyor. Yani mesela uyurken öğle namazı okudu. Yani o edası düşmüyor, farz oluyor. Ama uyanıncaya kadar tehir edilmiş oluyor. O kadar. Limtina il fehmi, çünkü anlama imkanı yok. Ve icadil fi'li haleten nevmi. İcadil akıl görür. Ve icadil ha. Yok, hayır. Bence icadil fi'li haleten nevmi. Yani uyku halinde bir fiil icat edemez insanoğlu. Ve la yucibu. Uyku gerektirmez. Te'hira nefsil vücubi. Farz olmanın kendisini gerektirmez. Geciktirmez yani. Gerektirmez diyorum. Ve iskataha, düşmesini de gerektirmez. Necem, neden? Li ademi ihlalin nevmi bi zimmeti vel islami. İslam yani zimmet sebebiyle veya İslam sebebiyle uyku şey olmuyor yani. Uyku bozmuyor hem zimmeti hem de Müslüman olup olmamayı. Anladın değil mi? Yani uykudayken bir adam küfre girse Müslümanlıktan çıkmıyor yani. Anladın? Onu kastediyor. Ve la mekanil edai, edanın yerini de yani mesela eda nedir? Ve la imkanil edai diyor. Ha güzel, o daha doğru, ben yanlış okudum.
وَلِإِمْكَانِ Yalnız burada yanlış yazmış biraz. وَلِإِمْكَانِ الْاَدَاءِ حَقِيقَةً بِالْاِنْتِبَاءِ Uyanınca gerçek manada edayı yerine getirmek mümkün olduğu için. Değil mi? لِعَدَمِيَ atıf yani. اَوْ خَلَفًا بِالْقَدَاءِ Veya vakti geçmişse kaza ile, değil mi? Halefi ile ancak onu eda ediyorsun. وَالْاَجْزُ عَنِ الْاَدَاءِ Edadan aciz kalma uyku sebebiyle اِنَّمَا يُسْقِتُ الْوُجُوبَ Yani farz olmayı da düşürür ama ne zaman? حَيْسُ يَتَحَقَّقُ الْحَرَجُ Eğer çok zorluk varsa, nasıl? بِتَكْسِيرِ الْوَاجِبَاتِ Öyle değil mi? Farzlar çoğalmakla. Misalini hatırlıyorsun değil mi? Yani cünun-u mutbık ne demekti? Beş vakit ilave bir vakit. Evet. Ha o yani. وَمْتِدَادِ الزَّمَانِ Zaman uzamakla. وَالنَّوْمُ لَيْسَ كَدَلِكَ Adeten. Öyle değil mi? Yani oruç, uyku böyle değil. وَاسْتُدِلَّ عَلَى بَقَاءِ نَفْسِ الْوُجُوبِ Yani uyku halinde farzların vacip olmasının kalmasına delil olarak getirilmiş. بِقَوْلِ aleyhissalatu vesselam Resulullah'ın şu sözü مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاتٍ اَوْ نَسِيَهَا Kim ki bir namazda uyur veya onu unutursa فَلْيُسَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا Öyle değil mi? Yani hatırladığında kılsın. Okuduk bu hadis-i şerifi. Evet, ben öyle. Okuduk. فَاِنَّهُ زِيرَ لَوْ لَمْ تَكُنِ الصَّلَاتُ وَاجِبَةً Namaz farz olmasa لَمَّا اَمَرَ بِقَضَائِهَا veya اُمِرَ لَمَا اُمِرَ بِقَضَائِهَا Yani kaza edilmekle emredilmez değil. Gelelim bir diğer hükmüne. Uykunun hükmü yani. وَيُبْطِلُ اَنَّوْمُ الْاِخْتِيَارَ وَالْاِرَادَةَ Yani uyku iradeyi iptal eder. Bu sebeple فَلَا تَصَحُ عِبَارَاتُهُ Öyle değil mi? فِي مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْاِخْتِيَارَ İrade şart koşulan konularda onun söylediklerine itibar edilmez. Ben evimi sattım uykuda. Buna itibar edilmez. Hatta inne kelamehu, hatta onun sözü bir menzileti elhani tuyur. Anladın mı? Kuşların cıbıldaşmasına benzer. Güzel. Ve lihada bu sebeple zehebel muhakkikun, yani tahkik ehli olan alimler demişler ki, ila ennehu, yani uyku, uyuyan adamın sözleri, leyse bi haberin ve la inşa'in. Ne haberdir? Haber, bu biliyorsun Belaat'ta okuduk. Yalan ve doğruya muhtemel olan şeyler. Ve la inşa'in, inşa da değildir. وَلَا يُتَّصَفُ بِسِدْقٍ وَلَا كَدِبٍ Bu sebeple yalan veya doğrulukla vasıflandırılmaz. Bu sebeple فَلَمْ يُعْتَبَرْ بَيْعُهُ وَشِرَاءُهُ وَطَلَاقُهُ وَعِدْقُهُ وَرِدَّتُهُ وَاِسْلَامُهُ Bütün bunlar, alımı, satımı, boşaması, köle azadı, mürtetliği, Müslüman oluşu bunlar uyku halinde makbul değil. Niçin? لِنْتِفَائِ الْاِرَادَةِ وَالْاِخْتِيَارِ İrade yok çünkü. وَلَمْ يَتَعَلَّكْ حُكْمٌ بِكَلَامِهِ وَقِرَاءَتِهِ وَقَحْقَهَتِهِ فِي الصَّلَاةِ Namazda adam uyuyorsa, uyuyan adamın ne sözüne, ne okumasına, ne de gülmesine, yani اَيْ اِذَا تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ نَائِمًا Yani uyuyarak konuşmuşsa yani namaz kılarken لَا تُفْسِدُوا Bozmaz. وَاِذَا قَرَى Bir Kur'an okusa لَا تَسَحُ الْقِرَاءَةُ Kıraati sahih değil. وَاِذَا قَحْقَهَا kahkaha ile gülse لَا يُبْطُلُ الْوُدُوءَ Abdestini de bozmaz. Zaten uyku bozar da abdesti. Öyle değil mi? وَلَا الصَّلَاةَ Namazı da bozmaz. Allah Allah. Tabii. Yani uyur diye. Uyuyan adam yani. Zaten namazı bozmaz derken yani zaten. Evet. Enteresan değil mi bu? Evet. Keçeli sen duymadın mı rahmetli babamın ne yaptığını? Yok, namazı yok. Bozmaz demek o demek. Sen duymadıysan dünyada yaşamadın. Babam rahmetli iki defa namazı kazaya kalmış. Ömrü boyunca 74 senede. Ta çocukluğumdan beri. Bir seferinde bizim köylü onun komşumuz Ahmet dayı anlatmıştı. Tireyil Ahmet dayı. Beraber dağda buğday ekmeye gitmişler. Tabii ay doğduğu için hem de serin olduğu için buğdayı ekecekler. Akşam namazından akşam namazını kılıp gitmişler. En az iki saat yol yani yaya, öküzle falan epeyce uzun. Başlamışlar sürmeye, yani dağları sürüp
buğday ekecekler ortaklaşa. Babam anlatmadı. Onda o anlatınca bize anlattı babam. Tabii saat 12:01 olmuş. Yorulmuşlar. Yorulunca tabii yatsı namazına durmuşlar. Babam başlamış imamlığa. Birinci rekatı şey yapmışlar, ikinci rekata kalkmış. Yani secdeye yatmışlar, ikinci rekata kalkmış. Babam elhamdülillah rabbil alemin deyip devam ediyor. Tabii bizim Tire Ahmet dayı diyor, bir baktım ki gece falan yok, güneş doğmuş diyor. Secdede uyumuşlar. Hmm. Anladın mı? İkisi de. İkisi de. Ondan sonra Molla Cuma, ne Fatiha'sı, ne Zamm-i Suresi. Güneş doğmuş, güneş demiş. Dönmüş ki hakikaten gündüz olmuş. Hmm. Enteresan. Babam gerçi bozmamış. Namazı bitirmiş. Enteresan yani. İşte o namaz. Neyse. Herhalde o olur. Güzel. وَلَمَّا كَانَ فِي الْقَحْقَهَةِ Yani kahkaha ile atmada olunca manel kelam. Kelam manası, konuşma. Hatta ki enneha kahkaha min cisil ibara. Yani insanın konuştuğu ifadeler manasından. Saha tefri'u mes'eletil kahkaha ala iptalin nevmi. İbaratin naimi. Yani ne demek? Kahkahanın uykuyu, yani uykunun iptal etmesi konusunda, anlatabildim mi? Tıpkı uyuyanın konuşmalarına kıyaslamak, ona kıyaslamak. Tefri' demek kıyaslamak demek. Caiz oldu yani. Ve zekere fin nevadiri. Nevadir dediği biliyorsun İmam-ı Muhammed'in ikinci tür kitaplarından. Enne kıraaten naimi. Uyuyan adamın kıraati tenubu anil fardi. Allah Allah. Farz olursa babamın okuması gibi onun yerine geçer yani. Enteresan bir şey. Babamınki gibi işte yani. Anlamadım yani. Ulan farz kıraatin yerine geçer diyor yani. Anlatabildim mi? Ve fil nevazili, ama yine nevazilde var. Nevazilde sonradan gelen fetva kitapları. Enne tekellümen naim, uyuyan adamın konuşması yufsidu salatehu. Mesela Ahmet dayınınkini bozar. Ama babamınki eğer babam selam verdiyse bozmaz. Ve zalike bunun sebebi şu. Lenne şera şeriat cealen naime. Uyuyanı kılmış kel müsteykizi fi hakkı salat. Namaz hakkında uyanık adama benzetmiş. Namazdayken ama, anladın değil mi? وَذَكَرَ فِي الْمُغْنِي Mughni dediği usul fıkıh kitabı bu. Mughni'l Muhtar falan değil. Mughni diye bir usul fıkıh kitabı geçti. Şu anda müellifini hatırlamıyorum. اَنَّ عَامَّةَ الْمُتَأْخِرِينَ Son dönem alimlerin çoğunluğu عَلَى اَنَّ قَحْقَهَةَ النَّائِمِ فِي الصَّلَاتِ Namazdayken uyuyan bir adamın kahkaha atması تُبْتُلُ الْوُدُوَ Abdesti de ve salate cemiyan. Namazı da abdesti de bozar. Emmel vudu, vuduğu bozmasının sebebi febin nasil gayril fariki beynen nevmi vel yakaza. Çünkü kahkaha atmak uykuyla yakaza arasında fark gözetmeyen mevcut hadisten dolayı. Anladın? Ve emmel salatu, namazın bozulmasına gelince feli ennen naime fiha, namazda uyuyan adam bimenziletil müstelkifi. Yoksa namazı kabul olmaz. Uyanık adam gibidir. Ama ve'inde Ebi Hanife'te İmam-ı Azam'a göre ise yufsidül vudu'e dûnes salati. Babam yine kurtardı. Yani abdesti bozar ama namazı bozmaz. Kahkaha atmamış gerçi de babam. Hatta kâne lehu en yetevadda. Abdest alır ve yebni alâ salati. Namazını devam ettirir. Bu da çok enteresan değil mi? Bizim dinimizin büyüklüğü bu. Farz edelim namazın ortasında abdest gitti. Hiç konuşmadan ayrılıyorsun, abdestini tazeliyorsun, eski namazına bina ediyorsun, yani tamamlıyorsun namazı. لِأَنَّ فَسَادَ السَّلَاةِ بِالْقَحْقَهَةِ Kahkaha atmakla namazın fasit oluşu, مَبْنِيُّنْ عَلَى Şuna binaendir. اَنَّ فِيهَا kahkahada مَعْنَلْ kelam, konuşma manası vardır. وَقَدْ زَالَ ذَلِكَ بِزَوَالِ الْاِخْتِيَارِ فِي النَّوْمِ Ama uykuda irade ortadan kalktığı için bu durum söz konusu olamaz. بِخِلَافِ الْحَدَثِ Ama abdestin gitmesi öyle değil. Abdest gider. فَاِنَّهُ Çünkü bu لَا يَفْتَقِرُ اِلَى الْاِخْتِيَارِ Yani abdestin gitmesi iradeye bağlı değil. وَقِيلَ بِالْاَكْسِ Bazıları tam tersi demiş. Yani abdest bozulmaz, namaz bozulur. Yani bu ayrıntıya girmeyelim biz, değil mi? Zaten okuduk.
Girsek de girmesek de okuduk. Öyle değil mi? Şimdi geliyoruz yeni bir mesele. Bu da çok güzel. وَمِنْهَا الْاِغْمَى Yani semavi ehliyet arızalarından biri de baygınlık. Baygınlık. وَهُوَ bu fütur. Yani insanın yani kendinden geçmesi. Eksiklik. Fütur o. Yani hiçbir şey yapamama. Fütur diyoruz ya, fütura geldim yani. Fütur gördüm. Yani artık halsiz oldum. Gayrı tabii ama. Tabii değil. Yüzilül kuva. Yani bütün kuvvetleri ortadan kaldırır. Kuvve dediği görmeyi, işitmeyi değil mi? Eliyle hareket etmeyi. Böylece atehten ayrıldı. Gel gitti öyle değil. O kuvvetleri de ortadan kaldırıyor. Öyle değil mi? Ve yacizu bihi. Onunla aciz kalır. Yani baygınlık sebebiyle. Zünnüha. Akıl sahipleri. An isti'malihi ma kıyamihi hakikaten. Gerçek manada akıl olmasına rağmen baygınlık halinde aklını kullanmaktan aciz kalır. Öyle değil mi? Ve huve yani baygınlık ve imkâneken nevmi uyku gibi olsa da fi iptali ibarati söylediği sözlerin iptali konusunda niçin? Lennel azze an isti'malil akli aklı kullanmaktan aciz olma la yucibu ademehu. Şeyden farkı o, uykudan farkı o. Yani aklın tümüyle ortadan kalkmasını gerektirmez. فَتَبْقَى الْاَهْلِيَّتُ بِبَقَائِهِ Ehliyet aynen kalır. وَلِهَذَا bu sebeple كَانَ النَّبِي عَلَيْسَلَاتُ وَسَّلَامُ غَيْرَ مَعْسُومٍ عَنْهُ Yani baygınlıktan dolayı, yani baygınlık konusunda masum değil. Bayılabilir Resulullah. Ama akıl hastası olmaz. Gel git akıllı olmaz. Resulullah masum onda. Ama baygınlıktan masum değil. Tamam? Bu çok önemli. Yani mesela yani akıl baygınlık, baygın olabilir. Baygın olabilir Resulullah. Ama deli olamaz. Deli olamaz. Gel git akıllı olamaz. Kemalem Yasim anil emradi. Hastalıklardan da masum değil. Ma ennehu masumun anil cünuni. Halbuki akıl hastalığından masum. Lakinnehu ancak baygınlık fevkan nevmi. Uykunun üzerinde. وَاَشَدُّ مِنْهُ Ondan daha şiddetli. فِي وَقْفِ فَوْتِ الْاِخْتِيَارِ وَالْقُدْرَةِ Temiz kudreti ve iradenin gitmesi noktasında. Uykuda yine var bir şeyler. Hisse, yani bir adam elini dokunsa uyanabilir vesaire. Ama baygınlıkta o yok. Daha güçlü. لَنَّنَوْمَ Çünkü uyku fethetün tabiiyetün asliyetün. Asli olan yaratılıştan gelme bir fetrettir. Fetret dediği ara veriyor duygulara. Ve la yuzilu aslal kudreti temiz kudretini tamamen götürmüyor. Uyku. Ve in evcebel azzani istemaliha o kuvvetleri temiz kudretini kullanmaktan aciz kılsa da ve yümkünü izaletuhu bittenbihi bak uyararak öyle değil mi? Temiz kudretini izale etmesi bertaraf edilebilir. Bi hilafil ihma. Ama baygınlıkta öyle değil. Uyarsan da etkisi yok. Fe innehu çünkü bu müzilün lül kuva. Bütün duyuları ortadan kaldırıyor. Ve illem yüzil aslal akli ke izaletil cünun. Delilik gibi aklı tümüyle ortadan kaldırmıyor ama fakat bütün duyuları devre dışı bırakıyor. Netice o zaman o ki bayılma budur. Neticesi nedir kardeş? Fe yuptulul ibarat. Bütün konuşmalar batıl. Yani baygın bir adam ne konuşursa konuşsun şer'an makbul değil. Niçin? Likevnihi kennevmi. Uyku gibi olduğundan. Uykudan daha ileri dedik. Ayrıca ve yekunu hadesen fil ahvali külliha. Bütün durumlarında abdestsizlik söz konusu. Yani bir adam efendim iradesi yok bilmem. Hayır. Yani abdestsizlik bir bu. Yani ne demek? Yellenirse bilmem ne yaparsa küçük abd, büyük abd. Ha, bunlar ey fil kıyami vel ku'udi vel rükû'i ve sücud hallerden kasıt da buymuş. Bu durumların hepsinde vel ittica'i yatma halinde de kıyamda da ku'udda da rükû'da da secdede de yatma halinde de. Niçin? Likevni fevkan nevmi. Ama uyku öyle değil. Uyku kıyamda, ku'udda, rükû'da, sücudda abdesti bozmuyor. Ama yatınca abdesti bozuyor. Öyle değil mi? Ve huve bu leyse bi hadesin fi badil ahval. Uyku bazı hallerde abdestsizlik değil. لِأَنَّهُ بِذَاتِهِ Çünkü uykunun kendisi لَا يُوْجِبُ اِسْتِرْخَاءَ الْمَفَاصِيلِ
İnsanın diyagramlarını, işte o yani insanın kemik bitişen yerlerini, ne diyorlar ona, diyagram mı ne diyorlar bilmiyorum. Onların rahatlamasını, açılmasını gerektirmiyor. Anladın? Mefasil dedi, uyuklar yani, anladın mı? Şunlar yani. Bak bunlar mefasiler. Gevşetmiyor yani her yerini. Hı. O uyku yani. Ayrıca velinedretihi, bir de burası da çok enteresan. Çok nadir oluyor. Uyku gibi değil. Uyku çok oluyor. Yani dolayısıyla kılleti vuku'il ihmai, baygınlık çok az meydana geliyor. Lasi yema fi salati, özellikle de namazda. Bu sebeple yemne'ul bina. Bir adam namazın ortasında yani bayılsa, sonra uyansa, sonra gidip abdest alsa tekrar namazı bina edebilir mi? Hayır, edemez. Yani izen takadal vudu bil ihma, baygınlıkla abdest bozulsa fi salati namazda, lem yecüz el binau aleyha. Kalilen kâne ev ketiren. Uzun, çok veya az olsun artık o namazın üzerine bina caiz değil. Bi hilafi, halbuki uykuda öyle değil. Ma izen tuku izen takada el vudu bin nevmi muttacian. Bir kimse sırtını bir yere dayarak uyurken abdesti bozulsa, min gayri teammüdin, kasıtsız ama. Ya normalde oturmuş ezbere Kur'an-ı Kerim okuyor, uyudu. Yatarak değil. Bu çok önemli. Dayanarak. Fe innehu yecuzu lehu en yebni ala salatihi. Allah Allah. Abdesti bozulsa da kalkar abdest alır, konuşmamak şartıyla eski namazını devam ettirebilir. Lenne nassa bi cevazil binai. Çünkü nas var bu konuda. İnnemâ verede fil hadesil galibil vuku. Çok meydana gelen bu abdestin gitmesi hali. O da uyku. Bunu çoğu insana bilmez hocam. Hani bilmez. Namaz esnasında. Namazın ama namaz esnasında uyuyabilir ama bir adam. Gözünü sevdiğim. Mesela işte dediğim gibi babam secdede uyumuş yani. Kur'an kursunda biz de secdede uyuyabiliriz sabah tabii, namazında. Tabii aynen öyle. Vel kıyas, normal kıyas şudur. Ellâ yüskite vaciben şey'en minel vacibi kemâ fin nevmi. Uykuda olduğu gibi baygınlığın da farz olan hiçbir şeyi aslen düşürmez. Lakinne yüskitu mâ fî haracun istihsâne. İstihsan deliline dayanarak çok zorluk olan. Tamam. Yani mesela fehuve fissalâti kel cunun. Namaz konusunda akıl hastalığı gibi uzarsa. Ne demek? Altı vakit uzarsa artık o baygın adam namazını kaza etmek mecburiyetinde değil. Çok enteresan ama değil mi? Fe in hasala bihil haracu, zorluk meydana geliyor. Bi en yemtedde, vakit uzayarak baygınlık vakti. Hatta yezide ala yevmin ve leyletin yuskitu kel cunun. Değil mi? Akıl hastalığı gibi bir gün ve bir geceden fazla. Ya saat fazla ya namaz vakti fazla. Les savme, bak. Ve zekate. Ama orucu ve zekatı asla düşürmez. Nedir o? Bayılma. Fe innehu, çünkü bu la yusqituhuma. Bunları düşüremez. Liennehu, çünkü bu yani ister oruç ister zekat yenduru hudusuhu şehran ev seneten. Bir yıl içinde, ay içinde nadir meydana gelir. Bir veya iki defa, üç defa olsun. Değil mi? Rıkka geldik. Ne diyorsun? Rık. Sen köleysen başlayalım. Yoksa hürsen sen bilirsin. Bayağı gidiyor hocam. Ama bir başlangıç yapıyoruz. Yani bence çünkü yani rık önemli çünkü 2-3 gün sürecek rık. Yani belki de bu konunun en uzunu. Dolayısıyla biraz gidelim. وَمِنْهَا اَرْرِكْ Yani semavi ehliyet arızalarından biri de kölelik. Rık kölelik demek. Niye semavi? Semavi tabii. Çünkü yani bir adamın nedir köle olması kendi isteğine bağlı değil ki, irade söz konusu değil. Öyle değil mi? Ya köle doğuyor veya harp sebebiyle esir alınıyor. وَهُوَ لُغَةً اَدْضَعْفُ Rık demek zafiyet demek. Ve şer'an ise an tasarrufil ahrari hükmiyyün. Anlatabildim mi? Yani hürlerin yaptığı tasarruflar, alışveriş, kira vesaireden acizlik. Hükmi bir acizlik. Fıtri acizlik değil. Çünkü var, yapabilir. Ama hükmen acizlik. Bir mana, şu manada. Enne şari'a lem yec'alhu ehlen. Şari Teala köleyi, köle derken cariye de dahil buna. Yani kadın ve erkek köleyi ehil kılmamış.
لِكَثِيرٍ مِمَّا يَمْلِكُوا الْحُرُّ Hür insanların sahip olduğu çoğu haklara. مِسْلُ الشَّهَادَةِ وَالْقَضَاءِ وَالْوَلَايَةِ Şahit olamaz köle. Yani yargıç olamaz. Veli olamaz. وَالْاَمَانَةِ Emanetten kasıt yani Müslümanların lideri olamaz. Anlatabildim? Emanet-i kübradır o. وَنَحْبِ ذَٰلِكَ Ve benzerleri. Herhangi bir şeye malik olamaz. Öyle değil mi? Doğru imamet diyor hocam. Öyle mi? Hı. Vallahi doğrusu o zaten. Ama emanet yoksak zararı var mı? Yani çok biraz yorumu zorlu yapmak lazım. Seninki daha doğru. Bak bizim molla aslına bakmış. Belki yazmaya bakmış. Ha, ve benzeri. Bekaen ey fi haletil bekai. Kölelik durduğu müddetçe. Hükmi dedi ya. Fe innehu zira şuri'a fil asli cezaen. Aslında kölelik küfrün cezası olarak meşru kılınmış. Neden? Lil kufri yani. Yani bir adam, bir kafir biliyorsun savaşta esir alınınca köle oluyor. Anladın? Ona ceza. فَهُوَ حَقُّ اللّٰهِ تَعَلَى اِبْتِدَاءً Yani başlangıçtan itibaren Allah hakkıdır bu. فَاِنَّ الْكُفَّارَ Çünkü yavrular لَمَّسْتَنْ كَفُوا عَنْ اِبَادَةِ اللّٰهِ تَعَلَى Allah'ı kulluk yapmaktan uzak durunca وَاَلْحَقُوا اَنْفُسَهُمْ بِالْبَهَائِمِ Ve kendi nefislerini hayvanlara katınca hangi konuda? فِي عَدَمِ النَّظَرِ فِي دَلَائِلِ التَّوْحِيدِ Tevhidin delillerine akıllarıyla bakmama cihetinde hayvana katınca kendilerini cezahumullahu teala Allah onları cezalandırmış bicalim abde abidihi kullarının köleleri olarak yapmakla cezalandırmış. Kulları kim insanlar? Allah'ın kulları. Mübtezeliyle basit eşya kabilinden kelbehaimi tıpkı hayvanlar gibi. Sümme sâre sonra bu kölelik olmuş hakkan lil abdi. Yani Allah'ın kullarına hak olmuş. Bekaen sonradan yani. Devamlılık itibariyle diyor. Yani Müslüman da olsa sonradan iptidası Allah hakkı. Sonradan kul hakkı. Tamam. Bir mana şu manada. Enne şâriya şâri teâlâ cealer rakike köle yıkılmış mülken yani mülk kılmış başkalarına. Min gayri nazarin ile manil cezayı. Ceza manasına bakmadan. Çünkü Müslüman olsa da. Devamı kul akdi. Müslüman olsa da. Tabii. Ve cihetil ukubeti. Ceza yönüne bakmadan. Hatta ennehu yebqa rakikan ve inesleme. Müslüman da olsa köle olmaya devam eder. Ve kâne minel müttakim. Takva sahibi biri de olabilir. Harika değil mi? Bir izah. Peki. Gelelim hükümlerine. Çok önemli bu hüküm bana göre. Okuyalım bunu. Ha, ama başlarsak uzun gider. Sen bilirsin. Okuyalım. Keyfin var mı senin? Ve huve ey errikku. Yani kölelik. La yetecezze. Parçalanmaz. Burada yetecezze oh diyor. Yani o da mümkün. Yetecezze demiş. Fark etmez. Yani ikisi de mümkün. Yani bu çok önemli. Ne demek? Sübuten. Yani bir adam ilk sabit olduğunda anlatabildim mi? Yarısı köle, yarısı köle değil olmaz. Köle köledir. Ve zevalen sonradan bir parçası azat, bir parçası azat değil. O da olmaz. Kölelik parçalanma kabul etmez. Bir bütün. Ben yasirel mer'u ba'duhu rakikan ve yebqa'l ba'du hurran. Yani bir adamın bir parçası köle, bir parçası hür olmaz. Li'ennehu çünkü kölelik eserul küfri, küfrün neticesi. Ve neticetul kahri, gavura galip gelmenin neticesi. Ve huma bu ikisi de ne küfür ne galip gelme, la yetecezze yani. Parçalanmazlar. Ya tam galip gelirsin ya yarım olmaz. Ve liyenne meçhulen nesebil mukarra birikki nisfihi. Bak 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 bu çok önemli. Zira yarısının köle olduğu ikrar edilen ve nesebi belli olmayan bir adam rakikun kulluhu fil hududi vel irsi ve nikahi ve tevabi'ihi. Had cezalarının tatbikinde, mirasçılıkta, nikahta ve ona bağlı şeylerde tamamen şeydir, köledir. Ve kede şehadeti, şahitlikte de öyle, köledir o.
حيث لم يجعل كحر. Yani bu hür gibi kabul edilmemiş. Anlatabildim mi? وَلَا تَكَلُّمُهُمَا كَتَكَلُّمِهِ. Tekellumuhuma derken, yani ister kölenin, ister yarısı köle olduğu ikrar edilen nesebi meçhul kişinin. O hümadaki şey ona gidiyor. Bunların konuşması ketekellumi, hür adamınki gibi olmaz. Tamam. كَلْمَرْأَتَيْنِ. Ne bu? Ha, burada çok enteresan. İki kadın gibi şahitlikte, iki kadının, kadın bir erkeğin yerine geçtiği gibi iki köle bir şeyin yerine geçmez. Bir erkeğin yerine geçmez. Tamam. وَلَا بَوْدَ ف۪يهِ. Yani burada akıldan uzak görmeye gerek yok bunu, böyle olduğunu. فَاِنَّهُ اَمْرُونَ يَتِبَارِيُّ. Çünkü yani bu, yani hür gibi kılınmaması itibari bir durum. Aslında yaratılış itibariyle her şeye layık. Hükmi dedik ya, itibari dediği o. وَلَا حَجْرَ فِي الْاَتِبَارَاتِ. Hiç kimse itibarların değişmesine engel olamaz. Yani ne demek? Bir adam, tamam adamdır eğer esir alınmamışsa, köleden doğmamışsa, ama ikisi olmuşsa adamdır ama köledir. Yani itibar bu, bakış tarzı. Çok güzel bir ifade bu. Bazen kardeşim bana göre böyle diyoruz ya. Yani itibarlarda engelleme yok. Kimse şu itibarı engelleyemez. O zaman fela yeridu. Şöyle bir itiraz vaki olamaz. Enne tekellüme. Efendim o zaman konuşma. La yutasavvaru minen nısfi. Yani yarı köle olandan konuşma tasavvur edilemez mi? Yani böyle denilemez yani. وَلَا اَنَّ رَدَّ الشَّهَادَ. Niye iki kölenin veya biri köle biri de yarısı kölelikle ikrar edilen meçhulün nesep bir adamın ikisinin iki kadın yerine geçmemesi, yani bunun reddedilmesi, يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ الْاِشْتِرَاتِهَا. Belki de yani şahitliğin şart koşulmasından dolayı, بِحُرِّيَةِ الْكُلْ, tamamının hürriyeti şart koşulduğu için böyle bir şey varid olmaz. Zira فَاِنَّهُ اَيْضًا, bu durumda لَا يُنَاسِبُ التَّجَسِّي, yani köleliğin mesele parçalanmasına uygun değil böyle bir izah. Anlatabildim. Biz diyoruz ki kölelik köleliktir. Yüzde biri de köle olsa köledir. بَلْ يُسْتَدَلُّ بِهِ. Sen bu yani nedir? Yani yarısı köle olan adamın konuşmasına da itibar edilmez durumuyla delil getirilir. Fil hakikati, gerçekte ala tahakkukul kulli itibari. Bir adam hakkında itibari olarak tüm kölelik esas alınır kaidesine delildir o. O ki şahitlik kabul edilemiyor. Yani fark etmiyor tam olanla olmayan arası. Ve eydan, başka bir delil yine. Yani ne demek? Kölelik asla sübut ve zeval itibariyle ne olmaz? Parçalanmaz. Eşşer'u, şeriat, lem ya'tebir inkısamehu icma'en. Bütün alimlerin şeyiyle dördüncü bir delil bu. Yani kölelik parçalanmaza. Yani şeriat bütün alimlerin ittifakıyla köleliğin bölünmesini kabul etmemiş. Oldu mu? Ve delilan el-limmiyan vel-inniyan. İki tane limmi delil ve inni deliller. Yukarıda dedik ya. Mesela li-ennehu. Anlatabildim mi? Bu limmi delil. Anlatabildim. İki. Nedir o? Küfür neticesidir diye. Bu nedir bu? Limmi deliller bunlar. Küfür olunca limmi delil neydi? Ulan unuttum be. 100 kere tarif ettik. Mantıkta var hocam. Mantıkta var, keçeli. Şöyle. Ateşten dumanın çıkması değil mi bu limmi delil? Oh. Heh, o işte. Tabii ateşten dumana gitme. Dumandan ateşe gitme. Limmi. İnni delil. İnni. Ha, inni delil. Şimdi geriye kalan şey de nedirler? Yani bu limmi deliller. Bir de şey var, bir dakika. وَلِأَنَّ مَشْهُولَ النَّسَبِ. Anlatabildim mi? Bu da inni delil. İnni delil. İkisi de inni delil ve limmi delil. قَيْمَانِ عَلَيْهِ. Yani
köleliğin parçalanmamasını ifade ediyor. Anladın değil mi bunu? Fe eyyü tevcihin lima fit telvih. Yani telvihte, Allah Allah. Telvihte bir tevcih var. Telvihte bir şey var, tevcih varmış. Oğlum bu da anlatmıyor. Evet biliyorum. Yani önemli olan şu. Telvihte efendim kölelik tezyiye olabilir, parçalanabilir şeklinde ki farklı izahlar veya parçalanamaz şeklindekine getirilen farklı yönlendirmeler. Enna la nusallimu imtina'ahu. Ha. Biz rıkkın parçalanmasının imkansız olduğunu kabul etmiyoruz. Bekaen, devamlılıkta. Bak, çünkü biliyorsun mükatep kısmen köle, kısmen hürdür. Bak, çünkü şeyde demiş ki siz öyle diyorsunuz ama demek telvihte. Yani bekaen olan kölelikte parçalanma olabilir. Mükatep öyle ya. Mesela yarısını ödedi, yarısı hürdür. Ama bekaen. Bekaen. Yoksa sübuten değil. Tamamen zevalen de değil. Lianne vasfel milki yakbelu et tecezzi. Bak. Çünkü bir köleye sahip olma, mülk, malik olma özelliği parçalanmayı kabul edebilir. Sen anlaşırsın bir köleyle. Git 100 bin lirayı getir, benim köleliğimden çık. 50 bin lirayı getirir. Yarı mülkiyetine sahiptir o ancak onu. Anladın? Feyecuzu en yusbite şer'u, şeriatın ispat etmesi mümkün lil mevla, efendisine hakkal hizmeti fil badi. Bir kısmında hizmet hakkı doğar, devam eder. 50 bin lirayı ödemiş, yarısı kölelikten çıkmış, mülkiyetinden çıkmış. Ve ya'melul abdu li nefsihi fil badi lahar. Ama diğer %50'sinde köle kendisi için çalışır. Ne kadar güzel değil mi? Müşaan, ortaklık halinde devam eder. Ve la yusbitu şehadete vel velayete ve nahve zalike. Mülkiyette bunu ifade eder ama, anladın değil mi? Tecezzi kabul eder ama, bekaen ama. Bak, tamamen zevalen değil. Köleliğin tüm katması da değil. İlk defa tespiti de değil. Ama şahitlikte, velayette ve benzerlerinde bu makbul değil. لِأَنَّهَا çünkü bunlar لَا تَقْبَلُ التَّجَزِّي parçalanmayı kabul etmez. Ne gibi? Bak yukarıya gidiyoruz. Kölelik, sübut, başlangıçtaki sabit olma ve tamamen ortadan kalkma açısından nedir? Parçalanma kabul etmez. كَلْعِتْقِ azat etme gibi. Bir dakika. Kel'itki. Yo. Tamam. Evet. Evet. Ama ediyordu. Bekaen ediyor. Değil mi? İtk ediyor. Değil mi? Köle azat etme ediyor. Fe innehu bu köle azat etme de kuvvetül hükmiyetün. Hükmi bir güçtür. Yasiru bihel mer'u ehlen lil malikiye. Bir kişi malikliğe ne oluyor? Ehil oluyor. Vel velayati. Öyle değil mi? Yani azat edilmekle veli oluyor, diğer velayet yani devlet adamı oluyor, vali oluyor vesaire. Bu vilayette hepsi dahil. وَلَا مَانَا لِتَجَزِّهِ Tecezzisi için bu mana, yani itkın tecezzisi söz konusu değil. Evet. Ama bir parçası evet, yapılsa ama ne diyeceksin o zaman? Burada tartışma var. Bu tartışmayı gelecek ders yapalım. Tamam. Olur mu? Çünkü azat olma ayrı, azat etme ayrı. Bir kısım alimlere göre azat etme de tecezzi kabul etmez. Ama bir kısım alimler bir kısmını azat edebilir demişler. Anladın mı? Tıpkı mükatepteki durum gibi yani. Şimdi onu yarın Allah nasip ederse uzun uzun açıklıyor. Onu okuyalım. Bugünkünü özetleyip devamını okuyalım. Oldu mu güzel kardeşim? Çok özür dilerim. Biraz bekleyeceksin. Ben biraz midem ağrıyor.